Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizler için aklınızda çok merak ettiğiniz, cevabını aradığınız bir soru için açılımı yapacağım hep birlikte. Şimdi zaman aldığı için deste set şeklinde yapacağım. Ben önceden niyetledim. Bütünün hayrına olsun dileğimle kartlarımı seçtim. Birazdan ayıracağım desteleri. Siz gönlünüze, kalbinize hangisi yatarsa onlardan birini seçin. Şöyle hemen başlayalım isterseniz. Birinci destemiz şöyle bir papatya destesi olsun. İkinci destemiz şöyle güzel bir şişe olsun. Şöyle üçüncü destemiz de yine mavi gül sepeti olsun. Siz bu desteler üzerine yoğunlaşırken ben tekrar açılımımızın konusuna değineyim. Sorumuz, aklımdaki kişiyi ya da hayatımdaki kişiyi beklemeye değer mi? Sonumuz var mı? Ya da evlenecek miyiz? Sorusuna cevap arayan bir açılım yapacağız. Hep birlikte ve deste set şeklinde olacak. Şimdi açılıma geçmeden önce bir not iletmek istiyorum sizlere. Bu videoda özellikle videomun sonunda sizlere yararlı olacağına inandığım ve benden yine çok istek alan şifalandırma adına bir esma vereceğim ve bir olumlama vereceğim. Sonuna kadar videomu izlerseniz çok sevinirim diyerek evet hemen... Destelerimize bir göz atalım. Birinci destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz. İsterseniz videoyu durdurabilirsiniz. İsterseniz bekleyelim, biraz daha bekleyelim. Videoyu durdurarak da yine en çok hangisinden elektrik aldınız, hangisine rezone oldunuz, hangisinde kendinizi daha iyi hissediyorsanız ona göre bir bakalım. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Ve üçüncü destemiz. Hemen birinci destemizle bakalım bakalım. Aklınızdaki ya da hayatınızdaki kişi beklemeye değer mi? Sonunuz var mı? Evlenecek misiniz? Şimdi ben şu son iki kartı sonuç niyetiyle açtım. Yine kendi orijinal melek kartlarım ve iskambil destemle açılımımı yapacağım. Evet. Güzel. Şimdi birinci desteği seçen sevgili izleyenlerim, danışanlarım ve arkadaşlarım. Bakın gerçekten çok enteresan iskambil destemin direkt nikah kartıyla açıldı. Gördüğünüz gibi evlilik kartıdır, nikah kartıdır. Umarım gözüküyordur. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi... Birinci desteği seçen arkadaşlarım, evet evliliği istiyorsunuz. Özellikle aklınızdaki ya da hayatınızdaki kişi ya da sevdiğiniz insanla bu yola çıkmak isteğiniz var. Karşınızdaki kişide de bu var ama çünkü sizin aklınızda, kalbinizde, muhabbetinizde hayatınızdaki kişinin yüreği ve düşünceleri var. Ama ve lakin aranızda maalesef size sıkıntı veren ya da karşı tarafa sıkıntı veren hastalık derecesine gelmiş bazı takıntılar olduğunu burada görüyorum. Maalesef ki bazı engeller önünüze çıkabilir. Özellikle önümüzdeki 10'lu zaman içerisinde biliyorsunuz artık zaman da veriyorum. Bu 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi gibi ya da ayın 10'u, 20'si, 30'u gibi ya da 10'lu bir saatte. Özellikle beklemeye değer mi derseniz... Evet zaten ayrıl barışlarınız çok fazla olmuş. Özellikle yine geçtiğimiz 7'li zaman içerisinde bu 7 gün, 7 hafta, 7 ay içinde bir sıkıntılı ayrılık yaşamışsınız gibi gördüm burada. Ama tekrar geri dönüş sağlanmış. Evet partnerinizde ya da sizde biraz güvensizlik ve korkular olduğunu da burada görüyorum. Hani bunca zaman bekledim bu saatten sonra bizden ne köy olur ne kasaba gibi düşünceniz var ise bunu aslında
biraz erteleyin. Çünkü iletişim ve haberleşmeniz de zaten evliliğe ve nikaha dair olduğunu burada görüyorum. Yani her iki tarafta olayın ciddiyetinin boyutunda. Yani ciddi boyutta bir ilişki ama dediğim gibi sıkıntılar, engeller ve güvensizlikler biraz bu ilişkiyi sanki yalpalamış gibi gösteriliyor. Ama nikah akdi, evlilik akdi bir yolda, deniz olan bir yol olarak veriliyor. Bana ya partnerinizin ya da sizin bir deniz yolu bağlantısından sonra konuşmalarınızda evliliğe giden yola çıkabilirsiniz. Sonuç olarak bir bakalım. Şimdi enteresan iki kart geldi bana sonuç olarak. Bu konuyla ilgili özellikle dediğim gibi hani aklımdaki kişi benim ya da hayatımdaki kişi beklemeye değer mi? Sonumuz var mı? Ya da evlenir miyiz? Sorusuyla ilgili ya da konusuyla ilgili birinci destemi seçen arkadaşlarım gerçekten çok darlanıp çok bunalmış. Çünkü uzun süredir bu ilişkide bir noktadan başlayıp hep aynı noktaya gelmiş. Sanki bir kısır döngünün içinde gibi. Hatta ve hatta hayatına belki de giren ya da girme ihtimali olacak kişilerle görüşmeler de yapmış olabilir. Zira iki kişi arasında kaldığını ya da ikilemler yaşadığını burada görüyorum. Amma ve lakin eğer ki burada gördüğüm gibi bir yolun sonunda, bu her zaman dediğim gibi mecazi bir yolda olabilir, evliliğe giden yola karar verdiğiniz anda o ikilemlerinizden kurtulup ya da hayatınıza gereksiz insanlar alma yerine şu an niyetlediğiniz kişiyle evlilik yoluna da girebilirsiniz. Yani sonuç itibariyle beklemeye değer mi? Birinci destemi seçen arkadaşlarım. Evet, kartlarımın cevabı beklemeye değer diyorlar. Hadi bakalım gelelim ikinci destemi seçen sevgili izleyenlerim ve danışanlarım. Bakalım bakalım sizler için ikinci destemiz neler söyleyecekmiş. Aklınızdaki ya da hayatınızdaki kişi beklemeye değer mi? Ya da evet. Sonuç ne? Şimdi burada biraz heyecan yaptım. Ben sonucu da açtım ama sonuçta güzel bir sonuç. O yüzden bakalım açılım nasıl? Şimdi ikinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım. Bir kere niyetlediğiniz kişiyle bağlantılı, özellikle ya onun ailesiyle ya da kendi ailenizle ilgili ya da etrafındaki ya da sosyal çevresindeki insanlarla bağlantılı sıkıntılar ve huzursuzluklar yaşadığınızı görüyorum. Zira yaşadığınız hayal kırıklıkları olmuş, aynı şekilde sizin de güvensizlik ve korkularınız had safhada. Ayrıca özellikle şu önümüzdeki günlerde, hatta buna altılı zaman diyebilirim, bu niyetlediğiniz kişiyle ilgili arkanızdan neler dönmüş, sizden habersiz neler yapılmış ya da sizden habersiz neler konuşulmuşsa, dediğim gibi aile, dost, akraba ya da arkadaş çevrenizde neler olmuşsa bunların hepsinin bir bir önünüze geleceği bir zaman dilimi. Şimdi bu zamanda hayal kırıklıklarınız olabilir. Zaten ki daha önceden bir beklentiniz olmuş bu kişiyle ilgili ama beklentileriniz olumsuzlukla sonuçlanmış. Hatta ve hatta belki de yeri gelmiş karşınızdaki kişiye yalvarmışsınız. Hani ne yapabiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Bir çaresi var mı? Yani bu ilişkimizin sonuna kadar bir çözüm bulabilir miyiz gibi. Ama ve lakin burada karşınızdaki kişinin size karşı özellikle tedbirli ve dikkatli davrandığını görüyorum. Zira sizi de kaybetmek istemiyor ama etrafındaki insanlardan da vazgeçemiyor. Yani
Biraz böyle bir atasözüyle buna cevap verebilirim. Hem nalına hem mığına. Yani her iki tarafta olsun hayatımda ama her iki tarafı da kaybetmeyeyim kafasında olduğunu görüyorum. Evet, huzursuzluklar var. Özellikle resmi evraklarla ilgili. İkinci destemi seçen danışanlarımda belki partnerleriniz bağlı olabilir. Yani hayatında bir kişi olabilir, evli olabilir ya da boşanma aşamasında olabilir. Ya da bir türlü kurtulamadığı bağımlılıkları da olabilir. Çünkü burada evraklarla bağlantılı, resmi evraklarla bağlantılı özellikle huzursuzluklar yaşadığını görüyorum. Sıkıntıları var. Yine bir mahkeme olayı gündemine gelebilir sonuç itibariyle. Yani ikinci destemi seçen sevgili izleyenlerim ve danışanlarım. Yani burada şöyle de diyebiliriz. Eğer okuyor ise okulunu bitirmesi de olabilir. Ya da dediğim gibi ayrılık aşamasında ise ayrılığını gerçekleştirmek gibi olabilir. Yani burada ikinci destemi seçen arkadaşlarım beklemeye değer mi derseniz bir şeylerin sonuçlanması gerekiyor bu desteği seçenler için. Zira bir şeyler sonuçlanmadan karşınızdaki kişi de hayatında bir şeyler netleşmeden size karşı bir adım atması ya da evliliğe giden yola girmesi biraz zor gibi gözüküyor maalesef. Evet, bakalım bakalım. Üçüncü destemiz bize neler söyleyecekmiş? Evet, üçüncü destemiz mavi güllerle dolu bir sepet gördüğünüz gibi. Hadi bakalım bakalım. Üçüncü destemizde seçen arkadaşlarımıza nasıl cevaplar gelecekmiş? Evet. İlk kartımız böyle ayrılıkla açılınca böyle bir ben bir üzüldüm. Evet. Yine sonuç kartını, hadi bu da sürpriz olsun, açmayacağım. Çünkü biraz üzüntülü bir açılım şu an benim için. Şimdi sevgili izleyenlerim, üçüncü destemi seçen arkadaşlarım. Bir kere siz zaten ayrılığı kafaya koymuşsunuz. Siz koymuşsunuz. Yani partneriniz değil, bakın. Ayrılmak istiyorsunuz ama öyle enteresan ki kopamıyorsunuz da. Yani ne senle ne sensiz modundasınız. Kafanızda var o ayrılık kararı ama bir türlü bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Zira ya partnerinizden gelen bir hamle ya da sizi şaşırtan, mutlu eden bir sürpriz ya da size yakınlaşmaya çalışması sizi mutlu ediyor. Ama ve lakin hala sizin yetersiz ve eksik gördüğünüz bir şeyler var karşı tarafta. Yani hala bana istediğim verimle yaklaşmayan bir insan için ben zamanımı neden geçireyim kafasındasınız. Ha, yanılmıyorsunuz da evet, gerçekten karşı tarafta hala çözümlenmemiş ve sizin adınıza size karşı istediğiniz şeyleri veremeyeceği bir yönde olduğunu görüyorum. Mesela ilgi istiyorsunuzdur, istediğiniz gibi ilgilenmiyordur, işte aramasını istersiniz, aramıyordur gibi bir şey. Şimdi burada sizin özellikle aklınızdaki kişiyle bağlantılı ya da hayatınızdaki kişiyle bağlantılı. Eğer ki iyi niyetinizi, alçak gönüllülüğünüzü ya da mütevaziliğinizi korur iseniz daha akıl ve mantıkla, daha sakin kararlar alarak bu ilişkiyi ya da bu beraberliği yürütme çabasında olursanız evet, sürprizlere açık olun derim. Ama burada hem ayrılık isteyen sizsiniz hem de fedakarlığı düşen sizsiniz. Yani bu yüzden karar size ait kalıyor. Hadi bir bakalım sonuç itibariyle. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi. Evet, gördüğünüz gibi savurganlık çıktı ve üstüne üstlük de yanında hayal kırıklığı çıktı. Yani üçüncü desteği seçen arkadaşlarım, çok üzgünüm. Evliliğe gider mi dersiniz? Yani şu an niyetlediğiniz kişiler için konuşuyorum. Bakın,
şu an niyetlediğiniz kişilerle ilgili maalesef zaten yedili bir zaman içerisinde tamamen her ikiniz de birbirinizin hayatından savrulup çıkacak mısınız gibi gözüküyor. Ayrıca bunun sebebi de uğranılan hayal kırıklığı ve olumsuzluklar olarak gösteriliyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar ama videomun başına bir şey söylemiştim. Sizlere bazı esmalar vereceğim demiştim. Bugün El Vedüt esmasından bahsetmek istiyorum. El Vedüt şöyle yazdım da bakın, Ya Vedüt şeklinde de olabilir. El Vedüt etkisi gerçekten çok fazla ve özel bir esmadır. Bunu çektiğiniz zaman kalbiniz nurla dolar, affedici olursunuz, sezgileriniz artar, kalbiniz genişler ve huzurlu olursunuz. Şöyle söyleyeyim, her gün en az 20 kere okursanız rahatlarsınız ve işlerinizde Allah'ın izniyle kolaylıklar görürsünüz. 400 kere okursanız da etrafınızdaki insanlardan gerçekten ilgi gören ve aranılan biri olursunuz. Şimdi şöyle de bir şey var, ben esmalarda pek sayılara takılmam, gönlünüzden ve kalbinizden geçtiği kadar okuyun ama El Vedüt esmasını ya da Ya Vedüt olarak dilediğiniz kadar zikredin tavsiyesine bulunmak istiyorum. Ve son olarak sizlere bir olumlama yapmak istiyorum. Bu olumlama benim de çok sıkça yaptığım bir olumlamadır. Özellikle 21 gün boyunca bunu yaparsanız inanın kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Olumlamamız şudur: ben güçlüyüm, istediğim her şeyi kolayca yaşamıma çekiyorum, bolluk içindeyim, aşk beni buluyor, kendimi seviyor ve onaylıyorum ve tüm zamanlara doğru şanslıyım. Öyle de oldu, teşekkür ederim diyoruz. Evet, ben de sizlere teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, tekrar benimle olduğunuz için. Kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi bırakmayı lütfen unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.